Kadir Doğulu Etiler'de kameralara takıldı. Yakışıklı oyuncunun son dönemde eşi Neslihan Atagül hakkında yaptığı aşk dolu açıklamalar sık sık gündem oluyor. Olağan olsa gerek. Çünkü sorulduğu zaman en hakikati neyse onu söylemeye çalışıyorum. Onu da insanlar sağ olsunlar, teveccüh ediyorlar, beğeniyorlar. Çok beğenilen gözleri çık olduğunuz için. Çok şükür, teşekkür ederiz. Maşallah. Güzellik gören gözlerde denir ya öyle. Yani onların gönülleri temiz ve güzel ki güzellik görüyorlar. Çok şükür demek lazım herhalde. Doğulu, yapımcı Yaşar İrvül ve oğlu Efe İrvül'ün imza atacağı Güneş Tutulması adlı dizide rol almaya hazırlanıyor. Bir tane proje için neredeyse anlaşmak üzereyiz. Belki de bir sözleşme sürecini bitirmek üzereyiz diyebilirim. Ama yeni sezonda, yani yeni sezon derken ara sezon diyorlar herhalde, Ocak ayında. Film ve müzik şirketi de olan Kadir Doğulu, Kazak yapımcı Koyan Bavay'ı Nurlan'la ortak çektiği Kazak Business in Turkey adlı komedi filminin çekimlerini tamamladığını açıkladı. Film vardı, yurt dışında yayınlanacak, onu bitirdik. Yeni bir sinema film seti kuruyoruz. Yakın zamanda birkaç tane sanatçı çıkardık. Onlardan bir tanesi Serdar Coşkun, çok halkımız da çok beğendi. Çok güzel yerlere getirdiler çok kısa sürede. O yüzden memnunuz. Proje çok bizde. Ünlü oyuncu Sefir'in Kızı dizisinin çekimleri nedeniyle Muğla'da olan eşi Neslihan Atagül'e de özlemini anlattı. Zor olmuyor mu? Zorlamıyor mu? Siz çalışıyorsunuz. Neslihan Hanım bir yerden Bodrum'da, siz buradasınız. Bu enerjiyi gücü verene şükür olsun. Yorulmuyoruz yani, zevkle yapıyoruz. İnsan severek yapacağı işler bulursa kendine hiçbir zaman yorulmak ne demek bilmiyor. Ama tabii dinlenmeyi de bilmek lazım. Yorulmuyoruz ama arada bir zihnen ve bedenen de dinlenmek lazım. İkimiz de, Neslihan da ben de, yaptığımız işin farkındayız. Bunun bize zul olmasına sebep olacak hallere bürünmüyoruz. Evet, mesafe zor. Evet, bir evli çiftin iki ayrı şehirde olması zor. Ama bu zorluğun bir de güzelliği var. Birbirimize duyduğumuz özlem, hasret daha kaliteli vakit geçirmemize de sebep oluyor. Bu yanı da var. Ama ikimiz de profesyoneliz. O layığıyla işini yapmaya Bodrum'da devam ediyor. Ben de layığıyla işimi yapmaya İstanbul'da devam etmeye çalışıyorum sizin gibi. Yıllardır kamp yapan ve eşiyle karavanla tatile çıkan Doğulu, karantina günlerini belgesel çekerek değerlendirdiğini sözlerine ekledi. Biz bu süreci evet çok evde geçirmedik. Hem bir tane hali hazırda İç Anadolu'da bitirmeye çalıştığım bir belgesel projesi vardı. Karavanı aldık İç Anadolu'da gidebildiğimiz yerlere, yasaların müsaade ettiği biçimde. Hem onları yaptık, hem çok sıkılırsak, darlanırsak, çünkü zor, bir ezberi bozmak zor. Yıllarca bir rutinde çalışıyorsun, sonra diyorlar ki sana çalışmayacaksın, evde oturacaksın. Hani çalışmayacaksın da yetmiyor, sadece evde de oturacaksın. Bu süre içerisinde halkımız eminim neyin daha değerli olduğunu anlamıştır. Bizim için çok zor geçmedi ama sağlık personeli için çok zor geçti mesela. Onlara Allah yardımcısı olsun. Bütün sağlık personeline, memuruna, temizlikçisine, hemşiresine, doktoruna. Onlar için zor geçti en başta ve insanlık için zor geçti. Ama benim için zor yok. Mutlaka bir öğreti, bir ibret var. Buradan bütün bu coğrafya yaşayan insanı umarım en iyi ibreti alıp bir sonraki nesle miras olarak bırakabilir. Çünkü miras dediğiniz yat değil, araba değil, para değil, kat değil, bilgi. Onu da böyle deneyimlerle unutmadan en bilimsel ve en hakiki biçimde aktarmak lazım. Ben teşekkür ederim dostum. Kolay gelsin.